Volkan Demir kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fenerbahçe'nin Galatasaray'la 0-0 berabere kaldığı derbinin ardından birlikteyiz. Maçın öncesi, maçın esnası ve tabii ki sonrasıyla alakalı birçok değerlendirmede bulunacağız. Birçok haber içerikli bilgilendirmeyle sizlerle birlikte olduğum bir içerik hazırladım. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tabii ki içeriği beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın diyorum. Ve hızlıca konuya giriş yapıyorum. Aslında size dün anlattığım kadronun denemelerinin, daha doğrusu yaptığı denemelerin hepsini İsmail Hoca kullandı. Neydi o denemeler? İrfan Can'ın 8 numara pozisyonda kullanılması, Cengiz Ünder'in ilk 11'de başlatılması ve Jaden Osterwolde'nin, Samet Akaydın ve Serdar Aziz'in dışında bir alternatif olarak stoperde düşünüldüğünü söylemiştim. Serdar Aziz, bu arada şu bilgiyi verelim. Biz dün bu son taktik idmana katılmasını bekliyorduk ama 3 günlük ağır grip dolayısıyla hoca bu maç öncesinde kendisini oynatmamayı uygun görmüş. Şu anda durumu iyi ama halsizlik var. O yüzden kadroya alınmadı. Serdar Aziz'in rahatsızlığını belirtelim. Ve Cico Osterwolde ikilisiyle başladı Fenerbahçe maça. Osterwolde ilk yarıda fena değil ama ikinci yarıda özellikle topla çıkarken çok bariz hatalar yaptı diyeceğim. Bu da takımın geriden oyun kurması konusunda aksaklık yarattı. Hatta maçın bir bölümüydü 70. dakikalardan sonra. İsmail Hoca'nın da çok sert bir tepkisi oldu genç oyuncuya. Eğer pas açısı bulamıyorsan uzun oyna gibi bir işaret yaptı. Osterwolde'den anladığını ve biraz daha sakin olmasını işaret yapan, anlatan bir işaret yaptı. Orta alanda İrfan Can Kahveci bence beklenen etkiyi yaratmadı. Yani en azından sağ önde oynadığı kadar etkili değildi diyebilirim. Cengiz bu maçta bana kalırsa Fenerbahçe'nin en çok aksayan oyuncusuydu ki zaten çok değerli bir oyuncu, milli takım seviyesinde bir oyuncu ama tekrar tekrar söylemek lazım. Şu anda çok fit durumda değil, en fit halinde değil. Bu yüzden de İsmail Hoca zaten 45. dakikada bence doğru bir hamleyle Cengiz'i oyundan aldı. Onun yerine İsmail Yüksek'i soktu ki İsmail Yüksek de hem ikili mücadelelerde Torreira'ya bazı pozisyonlarda üstünlük kurmayı başardı hem de pozisyon hazırlayan oyuncu oldu. Yani Fenerbahçe'nin pozisyonu var mı derseniz yok diyeceğim ama bir tane o Szymański'nin direği sıyıran şutunun hazırlayıcısıydı İsmail. Çok şık bir şekilde Szymański'ye topu geri atarak Galatasaray savunmasını epeyce zor durumda bıraktı. Ama o pozisyon gol olmadığı için tabii ki kayıtlara asist olarak geçmedi. Ve Joshua King'i beğendim arkadaşlar. Oyuna girdikten sonra hem Sacha Boya'ya kurduğu üstünlük fiziksel olarak hem de yani tecrübeli ve takım oyuncusu olduğunu gösteren o hani kavgalara filan, hani derbilerde zaman zaman olur o gerginlikler. O kavgalarda filan hemen şey yapması, reaksiyon vermesi bence beklenenin üzerinde bir performans diyebiliriz King'le alakalı. Tadiç eleştirdiğim zaman kızıyorsunuz ama yani bu maç özelinde ben eleştireceğim Tadiç'i. Bence çok etkisizdi. Belki de Fenerbahçe'deki en kötü maçlarından birini oynadı. Burada elbette karşısında Sacha Boya gibi son derece güçlü ve değerli bir sağ bekin bulunması da Tadiç'i biraz zor durumda bıraktı. Ki zaten İsmail Hoca da dediğim gibi 70. dakikada Tadiç'in yerine Joshua King'i aldı. Baktığında başlangıç senaryosu bir şey hayal ettirdi belli ki teknik heyete. İşte İrfan Can'ın driplingde top sürmesi olabilir. Cengiz'in Dzeko ile olan uyumu olabilir. Birçok şeyi hayal ettirip böyle başladı Fenerbahçe. Ama İsmail Kartal 45. dakikada bunun olmayacağını anlayıp hızlı bir şekilde o bilinen düzene döndü. Ve bilinen düzene döndüğünde de Fenerbahçe oyuna dengeyi kurdu. Aslında baktığınızda 40-45 arası Galatasaray'ın böyle yavaş yavaş oyunda üstünlüğü ele geçirdiği anlardı ki o üstünlüğü ele geçirdiği anlarda en çok dikkat çeken oyuncu kim? Barış Alper Yılmaz, yani Cengiz'in karşısında oynayan oyuncu, ceza sahasının içine kadar girip birçok pozisyonunda çıkarmayı başaramadı. Başarsaydı belki de Galatasaray Kadıköy'den galibiyetle ayrılabilirdi ilk yarıda bulacağı golle. Ama ikinci yarıda İrfan Can Kahveci Barış Alper'i hem çıkmasını engelledi hem de onun kanadından Fenerbahçe birçok organizasyon oluşturabildi. Bunları pozisyona dönüştüremedi. Biraz
derbi gerginliği vardı bence iki takımda da. Yani topları kontrol ederken bile oyuncular o gerginlik hissediliyordu. Ve Fenerbahçe öyle ya da böyle bir puanla ayrıldı derbiden. Galatasaray'la ilgili şunu söyleyeceğim. Galatasaray'la alakalı da şu bilgileri vermiştik. Yani Davinson Sanchez'in olmayacağı, işte Torreira'nın yanında Kaan Ayhan'ın olmayacağı, Zaha'nın kulübede olma ihtimalinden bahsetmiştik. Galatasaray da aslında sürpriz bir kadro diyebileceğimiz bir kadroya çıktı. Mertens'le, Kerem Demirbay'la başladı. Kaan Ayhan kulübedeydi. Ve onlar da aslında çok böyle müthiş bir plan, harika bir oyun planı falan uygulamadılar. Yani kısacası iki takım da birbirinin önünü çok net bir şekilde kesti. Beraberlik dolayısıyla da çok üzgün olduklarını sanmıyorum iki tarafında. Burada şunu tartışabiliriz. Fenerbahçe kendi evindeydi. Bu avantajı kaybetti. Yani beraberlikle bu avantajı kaybetti. Yani arenaya, daha doğrusu Rams Park'a artık önde gitmek durumundasınız. Çünkü beraberliğin size yarayabilmesi için o maçta beraberliğin size yarayabilmesi için en az bir puan önde gitmek durumundasınız. Veya aynı puanda daha iyi averajla gitmek durumundasınız. O avantajı Fenerbahçe elinden kaçırdı diyebilirim. Ama tabii ki şunu söylemek lazım. Lig çok uzun bir maraton. Önümüzde daha 20 tane maç var. Daha 17. maçta oynadı. 21 tane maç var. Düzeltiyorum. 19, 20, 21. Evet. Yok, 20 tane maç var. Şu an karıştırdım. Çok özür dilerim. 20 tane maç var ve ne olacağı hiç belli olmaz. Ama o sağ avantajını kaybettiğini söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. Bu kadar at başı giden bir ligde de bana kalırsa önemli bir avantajdı bu. Fenerbahçe kazansaydı çok rahatlayacaktı. Psikolojik olarak da rakibine önemli bir üstünlük kurmuş olacaktı. Bundan sonrası için artık şunları söylemek lazım. Tabii ki bir ara var. İşte Cuma günü Süper Kupa ve sonrasında İstanbulspor, ama en azından lige ara var diyebiliriz. Bu süreç çok kritik. Bu sürecin devamında Fenerbahçe'nin neler yapacağı, özellikle transferde neler yapacağı çok kritik. Alexander Cicu'nun Afrika Kupası'na gidecek olması, Rodrigo Becao'nun geri dönüş sürecinin başladığını belirtelim, ama nasıl döneceği konusunda belirsizlikler olduğunu da ifade etmek lazım. Bir orta sahaya bir takviye olacak mı? Bu beklenti var. Orta sahaya bir takviye beklentisi var. Ryan Kent'in olmadığını biliyoruz. Bugün de tekrar bakacağım ama bildiğim bugün kadroya alındı ama transferde ayrılma ihtimali çok yüksek oyunculardan biri ve bir üçüncü bölge oyuncusu arıyor Fenerbahçe. Kanatlarda da oynayabilen santrafor özellikle bir oyuncu arıyor. Kısacası bu noktada transfer noktasında atılacak adımlar Fenerbahçe açısından son derece kritik. Bu arada tabii videoyu sonlandırırken son parantezi Ferdi Kadal'ını açmak istiyorum. Hani çok övmek istemiyorum çünkü gerçekten hani nazar değecek diye korkuyorum, ama yine takımın en diri, en çok ayakta kalan oyuncularından bir tanesi de, hatta bence maçın en iyisiydi Ferdi Kadıoğlu. Böyle devam ederse de rakiplerinin daha doğrusu ligde karşı karşıya geldiği oyuncuların hepsine hemen hemen üstünlük kurmayı başaran bir bek olarak da zannediyorum Fenerbahçe tarihine geçecek. Ferdi'nin transferi çok konuşuluyor. Ancak şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Ferdi Kadıoğlu'nun devre arası transferine kesinlikle izin verilmeyecek. Ferdi Kadıoğlu sezonu en kötü ihtimalle bu sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak. Sezon sonu için tabii ki birçok konu var. Seçim var, efendim yeni kurulacak takım var vesaire. Hani Ferdi'nin durumu ne olur bilmiyorum ama en azından şimdilik bu sezon sonuna kadar Ferdi'nin takımda kalacağını ifade edeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi abone olmayı, bildirimleri açmayı ve içeriği beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hatırlatmasını yaptıktan sonra videomu sonlandırıyorum. Cuma günü maç var. Onun hem öncesinde hem de sonrasında tabii ki yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.